Tüm Amerika haberlerini verdik ve şimdi telefon attığımızda Profesör Doktor Zakir Avşar var. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Erdem Beyciğim. Şimdi kısa kısa soracağım. Çok sorun var çünkü. Tabii lütfen efendim. Ve Buyurun. Aklıma takıyor. Siz çünkü bir iletişim uzmanısınız. Davranış bilimlerini biliyorsunuz. Sizin gibi birini yakalamışken benim birkaç tane bugüne kadar sorulmamış diğer ekranlarda soru sormam lazım. Birincisi, Buyurun efendim. Ziyaret miydi bu, meydan okuma mı? Tabii ki diplomaside karşılıklı görüşmelerin yapılacağı evet. Çok harika bir ortam tesis edildi. Evet. Şimdi ana muhalefet partimiz niye bunu eleştirdi? Neden böyle ulusal bir meselede kendisinden beklenen desteği vermedi? Neden sürekli olumsuz taraflarına yaklaştı? Bunu anlamak çok zor ama sonuç itibariyle çok harika bir şey başarıldı. Evet. Muazzam bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin sonuçlarına baktığımız zaman da yine ele alacağızdır muhtemelen bunları ama sonuçlar itibariyle hem milletimiz için hem tüm Türk-Amerikan ilişkileri bakımından çok fevkalade güzel gelişmeler yaşandığını düşünüyorum ben. Şimdi tabii iletişim açısından da çok önemli. Benim anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la bu telefon görüşmesinde ya ben geleyim en iyisi senin kongrene derdimi anlatayım deyince o meşhur dün Beyaz Saray Oval Ofis'te gerçekleşen toplantı gerçekleşiyor. Buna ben naçizane arkadaşlar da verecekler derdi olan söylesin diplomasisi diyorum. Doğru mudur? Çok doğru bir teşhis. Evet. Çok doğru bir ifade. Gelin anlatın kardeşim. Bu ilk defa oluyor. Ben evet, 40 yani yıllık gazeteciyim. Beyaz Saray'da sen da gazetecilik yaptım. Çok affedersiniz. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Buyurun. Şimdi madem böyle Türkiye ile ilgili bir takım ön yargılar geliştiriyorsunuz, bir takım kalıplar ortaya koyuyorsunuz ve bir takım kararlar alma çabası içerisinde evet. oluyorsunuz. Peki bunu yaparken bir devlet ciddiyeti içerisinde yapıyor musunuz? Hayır, yapmıyorsunuz. Evet. Tamamıyla ciddiyetten uzak bir takım girişimler içerisinde FETÖ'nün, PKK'nın, efendime söyleyeyim, bir takım başka lobilerin, odakların girişimiyle Türkiye gibi büyük bir müttefiki, 70 yıla yakın bir süredir NATO'nun evet. içerisindeyiz. Ama onun dışında da Türk-Amerikan ilişkileri çok köklü ilişkiler, çok hakikaten doğru. muazzam ilişkiler. Bunu riske edecek, tarihle de bağdaşmayan, gerçeklerle de bağdaşmayan bir anlayış sergiliyorsunuz. Ve o zaman gayet tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Ne tür bir problemimiz varsa hepsini tek tek masaya yatıralım. Birbirimizle karnımızdan konuşmayalım. Evet. Birbirimize sanki çok uzak ülkelermiş gibi davranmayalım. Böyle bir muamele yerine gelelim. Ortada siyasetçilerimizin, diplomatlarımızın, uzmanlarımızın olduğu bir platformda bütün elimizdeki şeyleri bir masaya yatıralım ve konuşalım. Şimdi bu son hocam, derece akılcı, tam burada giriyorum. Uzlaşmacı, çok özür dilerim. Rasyonel bir tavırdır. Vaktim dar olduğu için aralara giriyorum. Şimdi bütün medyanın söylediği şu. Ya bu Trump herkese atarlanır. Bir Tayyip Erdoğan karşısında sustu. Yani Oval Ofis bloke mi oldu sence? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın eli çok güçlüydü. Argümanları çok güçlüydü. Çok hazırlıklı bir şekilde gitmişlerdi. Zaten Trump ve şurekası en baştan itibaren son derece yanlış yapıyorlar, tutarsız davranıyorlardı Türkiye'ye karşı. Evet. Bir taraftan tutacaksınız siz, bir teröristi öne çıkararak bir ilişki biçimi geliştirmeye uğraşacaksınız. Evet. Türkiye gibi binlerce yıllık devlet geleneği olan bir ülkeye böyle bir dayatmada bulunacaksınız. Diğer taraftan Tayyip Erdoğan gibi gerçekten basiretli bir siyaset ve devlet adamına bunu yaptırmaya kalkışacaksınız. Bir dakika, tam burada yine devreye giriyorum. Sizin uzmanlığınızı almaya çalışıyorum. Mesela Vladimir Putin, Kazakistan'ın onursal başkanı Nursultan Nazarbayev'le karşılaştığı zaman süt dökmüş kediye döner. Niye? Evet. Çünkü Nursultan Nazarbayev. Anladığım kadarıyla Erdoğan'ın 20 yıllık bu öyküsü karşı liderlerde de benzer bir saygı ve çekingenlik oluşturuyor. Doğru mudur? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir karizması var. Evet. Yani doğal liderlik dediğimiz bir hadise var ya. Evet.
tam bu Tayyip Erdoğan'da müseccem hale geliyor. Diğer taraftan hakikaten Türkiye'de şu anda büyük bir halk çoğunluğu Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Şimdi Amerika sürekli her ülkede bir takım araştırmalar yaptırıyor. Doğru. Yaptıkları araştırmalarda siyasi liderlerin güçlerini ve olaylara yaklaşımlarını halkın sürekli ölçüyorlar, tartıyorlar ve bakıyorlar. Milli meselelerde bizim milletimiz her zaman siyasal iktidarlarla bütünleşirler. Bu iktidar A iktidar olmuş, B iktidar olmuş, C iktidar olmuş, ona bakmazlar. Doğru. Şu anda bunu anlamayan bir tek siyasi partimiz var maalesef. O da ana muhalefet partimiz. Ben ana muhalefet partinizi çok eleştirmek istemezdim ama milli meselede bari Tayyip Erdoğan'ın arkasında dursalardı daha ciddi, daha gerçekçi bir görüntü verirlerdi. Türkiye'ye daha fazla faydalar olurdu. Yani o yüzden ana muhalefet partimiz gerçekten Tayyip Erdoğan böyle bir seyahate çıkarken, böyle bir görüşmeye hazırlanırken ve bunu gerçekleştirirken çok garip tavırlar gerçekleştirmiştir. Çok garip tavırlar ortaya koymuştur. Yani hayretle karşılıyorum, üzüntüyle karşılıyorum. Cumhuriyeti kuran bir partinin böyle bir davranışı hakikaten ne seçmenine ne milletimize reva görmesi doğru bir şey değil diye düşünüyorum ben. Buradaki Profesör şey, Doktor Zakir Avşar, çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kısa ama çok değerli görüşlerinizi aldık. İyi akşamlar efendim. Sağ olunuz.